Günümüz literatürüne göre, glukokortikoid reseptörler en çok hipokampus ve frontal kortekste bulunuyor. Tam burası hipokampustur. Hipokampus, beynin öğrenme ve hafızayla ilgili olan kısmı. Ve bu sarıyla işaretlediğim yerde frontal korteks. Frontal korteks, beynin ön kısmında yer alır ve dürtü kontrolü, yargılama, planlama ve muhakeme etme gibi işlevleri yerine getirir. Şimdi şunu unutmayalım. Glukokortikoidler, kortizol gibi başlıca stres hormonlarındandır. Beynin bu bölümü stresli dönemlerde harekete geçer. Stres kaynaklı beyin hasarlarının işleyişi halen belirsiz olsa da, strese bağlı olarak bu bölgelerde atrofi yani körelme görüldüğünü biliyoruz. Nöronların zarara uğraması ya da ölümü anlamına gelen atrofinin, farelerde ve maymunlarda stresle birlikte arttığı görülmüş. Beyin taramalarında insanlarda da benzer şekilde stresle beraber bu alanın atrofiye uğradığı görülüyor. Demek ki, eğer yoğun stres sebebiyle insan beyninin bu bölgelerinde zarar meydana geliyorsa, bu durumun bizim duygusal ve davranışsal hareketlerimize de etkisi vardır. Stresin başlıca duygusal dışa vurumlarından biri depresyon. Daha sonraki videolarda bununla nasıl başa çıkacağımıza dair bazı bilgiler göreceğiz. Stresin olumsuz sonuçlarıyla savaşmanın en önemli yolu, kaygı duymamak ve iyimser düşünmektir. Aslında depresyonu bu kadar kötü bir hastalık haline getiren en büyük semptom, anhedonidir. Anhedoni, hiçbir şeyden keyif ve zevk almama anlamına geliyor. Bu arada artık depresyon biyolojik olarak da klinik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Depresyondayken frontal korteksin iç bölümünde yer alan anterior singulat, serotonine cevap vermemeye başlar. Bu da kendimizi karamsar hissetmemize neden olur. Bunun sonucunda da stresin etkenlerini daha fazla algılarız. Bunları daha fazla algıladıkça daha da hüzünleniriz. Kronik stres ve depresyon arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan kavramlardan biri, öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik temel olarak kontrolün elinizden kayıp gitmesi anlamına geliyor. Hayatımız üzerindeki kontrolümüz gittikçe azalıyor. Böylece başa çıkma yetimizi de zamanla kaybediyoruz. Stresle mücadele edemiyoruz. Çünkü bu çemberin içinde gerçek hayatın getirdiklerine karşı kontrolümüzü artık kaybetmiş durumdayız. Bu gidişat, biz dibe vurana kadar devam edecek. Sonuç olarak, depresyon hayatımızdaki kronik stresin en büyük duygusal etkilerinden birisi. Yaşamımızda stresin sebep olduğu bir diğer duygusal ve davranışsal etki de öfkedir. Öfke, stresin duygusal ve davranışsal bir sonucudur. Stresin öfke konusundaki davranışsal ve psikolojik etkileri konusundaki bilgilerimiz, Meyer Freeman ve Ray Rosman tarafından yapılan klasik bir çalışmaya dayanıyor. Onlar, stresin kalp hastalıklarıyla bağlantısını test etmek üzere bir çalışma yapmışlardı. Aslında bu çalışmadan daha önce fiziksel etki videomuzda da bahsetmiştik. Bu çalışma için bazı insanlarla görüştüler ve onları tip A, tip B olarak ikiye ayırdılar. Tip A, tepkici, agresif, rekabetçi ve çabuk sinirlenen bireylerdi. Kolay uyum gösteren kişilerse tip B olarak kabul edildiler. 9 sene sonra bakıldığında, katılımcılardan tip A olanların kalp problemleri yaşadıkları gözlemlendi. Çalışmalar açıkça gösterdi ki, tip A'nın düşmanlığa ve öfkeye eğilimli kişiliği ona asıl zararı veren şeydi. Stres, savaş ya da kaç tepkisine sebep olur ve öfke de savaş kısmıyla ilgilidir. Dolayısıyla stresin davranışsal sonucu olarak sıklıkla öfke gözlemlenmektedir. Öfkenin yanı sıra, stresin duygusal bir başka sonucu da kaygıdır. Bu da, beynimizin limbik sisteminde bir bölge olan amigdala ile alakalı bir durumdur. Kırmızıyla işaretlediğim şu alan, amigdala. Korkularımız ve fobilerimizden beynimizin bu bölgesi sorumlu. Yani, strese bağlı gelişen kaygı tepkisi de doğal olarak burasıyla bağlantılı. Demek istediğim, stres sonucu oluşan öfke, sempatik sinir sistemi ile ilgilidir. Savaşma ve öfke arasında kurduğumuz bağlantıyı bir düşünün. Peki, kaçmayı sizce ne tetikler? Tabii ki korku. Savaşma tepkisinin yanında alternatif olarak kaçma tepkisi de yer alır. Yani bunu kaçma stresine bağlı olarak yaşanılan kaygı olarak düşünün. Bu amigdala kasımızı çalıştırıp korku dolu şeyleri daha fazla algılamamıza ve kaygılarımızın artmasına sebep olur. Bu videoda değinmek istediğim son duygusal ve davranışsal etki bağımlılık. Stresle baş etmek için tabii ki birçok sağlıklı seçenek bulunuyor. Fakat bunların yanı sıra oldukça kötü alternatifler de mevcut. Örneğin insanlar bazen stresle başa çıkma mekanizması olarak alkol kullanımına yönelebiliyorlar. Bu sebeple alkol bağımlılığı oldukça yaygın. Tıpkı tütün ve yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı bağımlılığının da stresle başa çıkmada maalesef bazen tercih ediliyor olması gibi. Stres ve bağımlılık ilişkisi beynin frontal korteksinin bozulmasına sebep olur. Frontal korteks daha önce de bahsettiğimiz gibi muhakeme ve planlamayla ilgili işlevlerden sorumlu. Madde bağımlılığı sonucu oluşacak yargı bozukluğu da bağımlılığın artmasına ve bu da sonuçta başa çıkma mekanizmalarının daha da bozulmasına sebep olacaktır. Sonuç olarak stresin duygusal ve davranışsal etkileri oldukça fazladır. Ancak biz bu videoda hayatımızda kronik strese eşlik eden en önemli 4 olumsuz davranışa yer verdik.